Herkese merhabalar. Bugün size çok önemli bir konuyla geldim canım çocuklarım. Konumuz doğal sayılarla çarpma işlemi. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlersen çarpma işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceksin. Canım çocuklar çarpma işlemlerini doğru bir biçimde yapabilmeniz için ikinci sınıfta öğrenmiş olduğunuz birer, ikişer, üçer, dörder, beşer ritmik saymalarınızın tam olması gerekiyor. Aynı zamanda 3. sınıfta öğrenmiş olduğunuz 6'şer, er, yedişer, sekizer ve dokuzer ritmik saymalarınızın da tamamlanmış olmasını bekliyoruz. Anlaştık mı? Eğer ki ritmik sarmaların su gibi hıp hızlı akmıyorsa lütfen videoyu durdur. İlk olarak onları ezberle ve öyle gel. Anlaştık? Süper. Haydi bakalım hazırsak başlayalım. Çocuklar. ilk olarak başlayacağımız konu iki basamaklı sayılarla bir basamaklı sayıların çarpımı olacak. Biz ilk olarak birler basamandaki sayıdan başlıyoruz. 7 kere 6, 42, elde var. 4, 7 kere 3, 21, 4 de burada vardı. 25 diyoruz. Bir tane daha yapalım mı? Biz yine aşağıdaki sayıdan ilk önce birler basamağını daha sonra onlar basamağını çarparak devam ediyoruz. 8 kere 9, 72 elde var. 7, 8 kere 4, 32, 7 de burada var. 39 diyoruz. Anlaştık mı? Süper. Diğer sayfaya geçmeden önce lütfen kendi bir kağıda iki basamaklı sayılarla bir basamaklı sayıları istediğin şekilde çarp. Sonuçlarını annene veya babana kontrol ettirt. Olur mu? Anlaştık mı? Geçelim diğer konumuza. Çocuklar diğer konumuz iki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıların çarpımı. Biz ilk olarak sanki buradaki sayımız yokmuş gibi davranacağız. Sekizden başlayacağız. Sekizler sekizler altı tane. Kırk sekiz elde var 4. 8 x 3 24. 4 de burada 28. Şimdi 8'i bitirdik ya. Hemen yanda kapatmış olduğumuz sayıyı açıyoruz ve sıra ona geliyor. 4'er 4'er 6 tane 24. Elde var 2. 4 x 3 12. 2 de burada var. 10 4 oluyor ve topluyoruz. 8 aşağıya indi 8 4 daha 12. 4, 6 bir tane de burada vardı. 7 bir tane de burada oldu. 1728. Anlaştık mı? Süper. Hadi bunu kendin de ne olur mu? Nereden başlıyoruz? Bu sayımız yokmuş gibi davranıyoruz. 9'ar 9'ar 7 tane 63 elde var 6. 4 x 9 36. 6 da burada. 37, 38, 39, 40, 41, 42 olduğunu bulduk. Sonra kapatmış olduğum sayıyı ben açıyorum ve sıra ona geliyor. Sıra ona geldiği için yanda hemen bir tane boşluk bırakıyoruz. 3 kere 7, 21 elde var. 2, 3 kere 4, 12, 2 de burada var. 14. Sonra topluyoruz. Süper. Bir sonraki konuya geçmeden önce lütfen bir kağıda iki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıları yaz. Kafandan uydurabilirsin. Daha sonra sonuçlarını ebeveynlerine kontrol ettir olur mu? Geçelim bir sonraki konumuza. Üç basamaklı sayılarla bir basamaklı sayıların çarpımı çok kolay. Siz isterseniz burayı 7-8 basamaklı bile yapabilirsiniz çocuklar. Çünkü hep aynı şey olacak. Biz ilk olarak Burada birler basamağındaki sayıdan başlayıp sırasıyla çarpı çarpı devam edeceğiz. O zaman başlayalım. 7 kere 9 kere 7 63 elde var 6. 9 kere 8 72. Elde de 6 vardı. 78. Elde var 7. 9 kere 6 54. Burada da 7 var. 61. Geçelim diğerine. 6 kere 4 24 elde var 2 6 kere 6 36 2 de burada vardı 38 6 kere 9 54 55 56 57 diyoruz. Anlaştık mı? O zaman yine ne yapıyoruz? Bir sonraki sayfaya geçmeden 3 basamaklı sayıyla bir basamaklı sayıları kafamızdan bir kağıda uyduruyoruz ve anne babamıza kontrol ettiriyoruz. Anlaştık mı? Geçtik bir diğer konumuz 3 basamaklı sayılarla 2 basamaklı sayıların çarpımına. Çocuklarım yine buradaki sayı yokmuş gibi davranıyorum. Ben sırasıyla çarparak geleceğim. 4 kere 9, 36. Elde var. 3, 4 kere 8, 32. 3 de burada 35. Elde var. Yine 3. 4 kere 3, 12. 3 tane de buradan geliyor. 15. Daha sonra ne yapıyorum? Kapatmış olduğum sayıyı açıp devam ediyorum. Buraya geçtiğim için hemen altına bir tane boşluk bırakıyorum. 2 kere 9, 18. Elde var 1. 2 kere 8, 16. Bir tane de burada vardı. 17. 2 kere 3, 6. Bir tane de elimde vardı. 7. Daha sonra topluyorum. 13 oldu. 6, 7 daha yine 13 oldu. 7, 8, 9 olarak sonuca ulaşıyoruz. Yanındakini de yapalım. Yine buradaki sayımız yokmuş gibi davranıyoruz. 7 kere 8, 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 7 kere 6, 42. 5 daha, 47. 7 kere 7, 49. 4 daha geliyor. 50, 51, 52 ve 53 oluyor. Bak dikkat et basamakları alt alta yazıyorum. Ne kadar düzgün ve düzenli yazmaya özen gösteriyorum değil mi? Sıra geldi 3 ile çarpmaya. 3'e geçtiğim için hemen altında bir boşluk bırakıyorum. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 3 kere 6, 18. 2 de burada 20. 3 kere 7, 21. 2 tane de burada var 22 ve 23 olarak sayıp topluyoruz. 6 aşağı iniyor. 7, 8, 9, 10. 11 oldu. 3, 1 daha 4, 5, 3 daha 8, 2 de aşağıya iniyor. Anlaştık mı? Öğrendik mi? Harika. Problemlere devam edeceğim ben. Ama sen problemlere geçmeden önce bu işlemlerle alakalı elini alıştırmak için bol 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 örnek çöz. Olur mu? Ben problemlere geçiyorum. Bakalım ne diyor? Bir pelin mağazamız var. Elbise 75 lira, pantolon 67 lira, mont 58 lira. Gömlek 32 lira, şapka 25 lira, ayakkabı 42 lira, öbür ayakkabı 57 lira, çanta 68 lira ve gömlek 35 lira olarak bize fiyatları belirtmiş. Mağazadan yeşil gömlek ve kırmızı ayakkabıdan dan bir düzine alan diyor. Bir düzine almamızı istiyor. Hemen şuradan rengimizi bir değiştireyim bir düzine. Yeşil gömlek kaç lira çocuklar? 35. Hadi o zaman 35'ten bir düzine alalım. Bir düzine kaçtı? 12 idi değil mi? Hemen bir düzine alalım. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 3 6. Bir tane de burada vardı 7. 1 kere 5 5. 1 kere 3 3. Daha sonra topluyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. 420 yaptı. Daha sonra gelelim kırmızı ayakkabıya. Kırmızı ayakkabı ne kadar? 42 lira değil mi? 42 liradan da bir düzini almamız istiyor. 42 liradan da bir düzini alalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. 1 kere 4, 4. 10 bu da kırmızı ayakkabı oldu. Toplam ne kadar ödemesi gerektiğini soruyor. 420 lira yeşil gömlekleri bulmuştuk. 504 lira da kırmızı ayakkabıları bulmuştuk. Toplayalım. Cevabımız 924 oldu. Süper. Diğer soruya geçmeden önce lütfen ekranı durdur ve hadi kendin çözmeye çalış. Olur mu o soruyu? Dilelim. Bakalım ne diyor? Pelin mağaza satmış olduğu çantayı 58 liradan almaktadır. Hmm. Her gün bir çanta satıldığına göre bir ayda satılan çantalardan elde edilen kar ne kadardır? Hemen çantalara bakıyoruz. Zaten bir tane çantamızın olduğunu görüyoruz. Çantamızı 68 liraya satıyormuş. Ne kadardan alıyormuş? 58. Biz çantamızı 58 liradan alıp 68 liraya satarsak bu ortada ne kadar kar elde etmiş oluruz çocuklar? Nasıl buluyoruz? Çıkararak arasındaki farkı buluyoruz. 10 lira kar ediyor. Bir çantadan 10 lira kar ediyormuş ve her gün bir çanta satıyormuş. Bir çanta, bir çanta, bir çanta bize bir aydasını soruyor. Bir ay kaç gün? 30 gün. Süpersin. Her gün 10, 10, 10, 10 kar ederse ne yaparız? 30 ile 10'u çarparız. 1 kere 0, 0. 1 kere 3, 3. Sonra topladık. Ne kadar kar elde ediyormuş? 300. Anlaştık mı? Güzeldi. Geçelim sıradaki sorumuza. Lütfen ekranı durdur ve kendin çözmeye çalış olur mu ilk önce? Bir susam sokağı verilmiş ve binalar verilmiş. Bakalım ne diyor? Yukarıda susam sokağında bulunan binalar ve meridyen merdiven sayıları gösterilmiştir. Merdiven sayısı 160 olan bina hangisidir? Hmm, binaları vermiş, merdiven sayılarını vermiş ve 160 olan merdivenin hangi bina olduğunu soruyor. İki katlı binanın her katında 36 merdiven vardır diyor. O zaman 36 36 iki tane varmış. Demek ki bizden tekrar ettiği için 36 ile 2'yi çarpmamızı istiyor. 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 3 6 bir tane de burada vardı. Burası 72 merdivenli bir binaymış çocuklarım geçtik. 2 katlı bir binanın her katında 57 merdiven vardır. 57 57 2 tane varmış. Bakalım bulabilecek miyiz? 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 5 10. Bir tane de burada vardı 11. Burada da 114 merdiven varmış. Devam edelim. 5 katlı bir binanın her katında 32 merdiven olduğu söylüyor. Demek ki 32, 32, 32, 32, 5 defa devam ediyor. 2 kere 5, 10. Elde var. 1, 3 kere 5, 15. Bir tane de burada var. 160 merdiven. Galiba bulduk değil mi? Ama biz hemen bulduk diye işlemi bırakıyor muyuz? Hayır. Öbür işlemimizde yapıp kontrol edelim. 3 katlı bir binanın her katında 42 merdiven var diyor. 42 merdiven, 42 merdiven, 42 merdiven 3 defa tekrar ettiği için yine çarpıyoruz. 3 kere 2, 6, 3 kere 4, 12, 126 merdiven olmuş oldu. O zaman biz hangi binayı arıyormuşuz? Sarı binayı arıyormuşuz değil mi? Gelelim bir diğer sorumuza. Hadi ben anlatmadan önce kendin çözmeye çalış. Ahmet derslerini düzenli çalışan ve soru çözen bir çocuktur. Hafta içleri 75 soru, hafta sonları 125 soru çözen Ahmet'in bir ayda çözdüğü soru sayısı kaçtır? Şurayı yanlış yazmışız düzeltelim. Çocuklar hafta içleri ve hafta sonları diyor. Hemen haftamızın günlerini yazalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma cumartesi bir de pazar günlerimiz vardı değil mi? Bunlardan cumaya kadar olan kısmı hafta içleri, diğer günlerde hafta sonu günlerimizde. Hafta içi olan günlerde 75, 75, 75 soru çözüyormuş. Yani bizim hafta içi kaç günümüz var? 1, 2, 3, 4, 5 günümüz var değil mi? 75, 75, 5 defa çözüyormuş. Hafta sonları ne kadar çözüyormuş? 125 soru çözüyormuş. İki tane günümüz var hafta sonunda. 125'ten iki defa gelecek. O zaman devam edelim. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 7, 35. 36, 37, 375 oldu. Bir de hafta sonu gününe bakalım. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir tane de burada var 5. 2 kere 1, 2. Demek ki hafta içleri 375. Hafta sonları 250 çözüyormuş. Şimdi geçelim bunların toplamının ne kadar olduğunu. Bir haftasında toplamın ne kadar olduğunu bulacağız. Çünkü şu anda hala bir haftadakini bulmaya çalışıyoruz. 375, 200, 50 topluyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12 etti. Topladığımızda bu bir haftada ne kadar çözdü? Ama bize bir haftada mı ne kadar çözdüğünü soruyor. Hayır. Ne diyor soruda? Bir ayda ne kadar çözüyor diyor. Bizim bir ayımızda kaç hafta vardı? Evet 4 hafta vardı. O zaman 1 haftada 625 çözüyorsa 1 ayda bulmak için 1 ayın içerisinde 4 hafta olduğu için 4 ile çarpmamız gerekiyor. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 2 8 2 tane de burada var 10 elde var 1. 4 kere 6 24 bir tane de burada var 25. 2500 soru çözüyormuş bir ayda. Anlaştık mı? Süpersin. Geldik yeni bir sorumuza. Lütfen ekranı durdur ve kendin çözmeye çalış. Olur mu? Manavcı Rıza Bey haftada elmalardan 15 kilogram, muzlardan 26 kilogram satmıştır. Buna göre ayda toplam kaç lira kazanmıştır diyor. Hmm, bakalım. İlk önce elmaları bulalım. Ne dersiniz? Elmalardan 15 kilogram. Elmalar ne kadar? 18 lira. Değil mi? Elmalar 18 lira. Kaç kilogram satıyor? 15 çarpalım. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 1 5 4 de burada 9. 1 kere 8 8 1 kere 1 1. 17 elde var 1 270. Bu elmaların fiyatı. Muzlar 26 kilogram satılıyormuş. Muzlar da 34 liraymış. Yine çarpıyoruz. 6 kere 4 24 elde var. 2. 6 kere 3 18. 2 de burada, 2 de burada vardı. 20. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. Topluyoruz. Bu da muzlar. Ama bu ne? Bir haftası. Bir haftadaki toplam miktarını bulalım çocuklar. 270 Kilogram elma, Ay, 270 liralık elma, 884 liralık muz, toplamı 10, 11. Bu bir haftası oluyor. Bir haftada toplam ne kadar kazandı? Ama bize bir haftayı mı soruyor? Hayır. Yine bir ayı soruyor. Bir ayın içerisinde kaç hafta vardı? 4 hafta vardı. O zaman ben yine bunu 4 hafta olduğu için 4 çarpmam gerekiyor. 4 dört kere 4, 16'ın 6'sı elde var. 1, 4 kere 5, 20 Bir tane de burada vardı. 21 4 kere 1, 4 2 de burada var, 6 4 kere 1, 4 Bu da bir ayda kazanılan lira zor ve karışık gibi gözükebilir ama inan hiç değil hadi tekrar hızlıca toparlayalım elmalardan sarı kalemle çiziyorum elmalardan 15 kilogram satıyordu çocuklar elmaların fiyatı 18 liraydı 18'den 15 tane satılıp elmaların toplam fiyatını bulduk sonra muzlardan 26 kilogram satıyordu ya Muzlar 34 liradan satılıyorsa muzların fiyatını bulduk. Daha sonra bir haftadaki toplam satılan elma ve muzların fiyatlarını bulduk. Ama bize bir ayı sorduğu için bir ayın içerisinde 4 hafta olduğu için bulduğumuz sonuçları 4 çarparak bir ayda kazanılan parayı bulduk. Güzel değil mi? Devam edelim. Yandaki soru. Ben geçmeden önce lütfen kendin dene sarı ve turuncu renkli unutmuşuz burayı düzeltelim. Sarı ve turuncu renkli meyvelerden 13 kilogram satıldığına göre elde edilen kazanç ne kadardır diyor. Sarı ve turuncu meyvelerden 13 kilogram sat. Sarı meyveler. Turuncu meyveler. Ne kadar satılıyor? 13. Hmm, hadi başlayalım. 34'ten 13 kilogram satalım. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 3 9. Bir tane de burada vardı 10. 1 kere 4 4. 1 kere 3 3. Topladık. Bu neyin fiyatı? Mus. Devam edelim portakallara. 21 liradan 13 kilogram satalım. 1 kere 3 3. 3 kere 2, 6. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. Bu neyin fiyatı? Portakal. Devam ediyoruz havuçlar. Ne kadarmış? 12 liraymış. Yine 13 kilogram satıyoruz. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. Topladık. Bu da ne? havuç. Şimdi hepsinin toplamını soruyor. Benim 442 muzdu, 273 portakaldı, 156 da havuçtu. Toplamını bulalım. 2, 3 daha 5, 6 daha 10, 1, 1, 1 4 daha 5, 10, 17 oldu toplamı. 4, 5, 6, 7, bir tane de burada var 8. Bu da toplam elde edilen kazanç. Anlaştık mı? Süper. Geldik çok eğlenceli bir soruya daha. Yan da Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvan sayıları verilmiştir. Çiftlikteki inek ve koyunların... Kulak sayılarının toplamı kaçtır diyor ilk sorumuzda. Öbüründe çiftlikte bulunan iki ayaklı hayvanların toplam ayakları sayısı ne kadar diyor? Lütfen ben çözmeden önce kendin çözmeye çalış. Olur mu? Çiftlikte inek ve koyunların ineklerimiz ve koyunlarımız 35 adet. Kulak sayıları toplamı diyor. Hmm, İkisinde de iki kulağı var zaten. Öncelikle ineklerin kulak sayılarını bulalım. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. Bu ineklerin kulakları sayısı. Geldik kuzuların kulaklarının sayısını bulalım. 5 kere 2, 10. Onun sıfırı elde var. 1, 3 kere 2, 6. Bir tane de burada vardı. 7. Bu da kuzuların Ve toplamını soruyor. 70 ile 86'yı toplayalım. Toplam kulak sayısı. Hemen yanına kulak sayısı yazıyoruz. Öbür sorumuzu sarı renkle çözelim. Çiftlikte bulunan iki ayaklı hayvan. İki ayaklı hayvanlarımız ne? Tavuğumuz var, civcivimiz var. Başka var mı şu an iki ayaklı hayvan? Yok. İki ayaklı hayvanların Toplam ayak sayısı. Tavuklardan 14 tane varmış, civcivlerden de 8 adet varmış. Önce tavukların ayak sayılarını toplayalım. Tavuğun kaç ayağı var? 2. Demek ki ikişer ikişer gittiği için çarpıyorum. Burası tavukların ayak sayısı oldu. Civcivlerin 8 adet civcivimiz varmış. Civcivlerin ayak sayısı ve de toplamını soruyor on dört, iki, üç, dört. Bu da toplam ayak sayısı oldu. Anlaştık mı? Çocuklar eğer soruları durdurup benden önce çözmediysen lütfen videoyu başa al ve durdura durdura çözmeye çalış olur mu? Sorular birazcık zor gelebilir ama istedim ki sizi zorlayayım dikkatinizi çekeyim. Birazcık da uğraşın istediğim için bu şekilde sorular yazdım. Umarım eğlenmişsinizdir. Dersimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ritmik saymalarınızı su gibi sayıyor olmanız gerektiğini unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakal.